Yeni bir YouTube videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu YouTube videosunda evet bir şeyler yapacağız. Acaba ne yapacağız? Beklemede kalın. Şu an arabaya bineceğiz ve ilerleyeceğiz. Selamun aleyküm poşetçi baba. Aleyküm selam. Haydi. Haydi gidelim haydi haydi. Gidelim haydi. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Şimdi ne yapacağız? Arabayı basacağız demek isterdim ama. Aynen arkadaşlar, şimdi bu araba bu modifiye part 4 olsun bu. En son 3'te kaldıydı Erman Tofaş'ta. Şimdi biz buna bir şeyler yapacağız ama ne yapacağız ki? Her şey yapılmış zaten. Bu arabanın muayenesi, yani aldığından beri Erman'la hiç konuşmadınız. Önce Erman'ın evet. Düşüncelerini alalım. Yani araba basılalı 2-3 ay olmuş. Muayenesi de 1. ayda falan bitecek. Şimdi biz bu arabaya birkaç bir şey yapacağız. Yapacağımız için öncelikle bir muayene yaptırmamız lazım. Çünkü 1. ayda tekrardan ne yapacaktık? Air yapacağız. Yani bu arabaya güzel bir air yapacağız inşallah. Onun için öncelikle bir muayenesini yaptıracağız. Araba bu şekilde muayeneden geçmeyeceği için yükselteceğiz arabayı. Şu anda Murat Power'ın yanına gidiyoruz. Aynen. Orta Doğu ve Balkanların en iyi tofaş ustalarından olan Murat Power'ın yanına gideceğiz. Arabayı yükselteceğiz. Bundan sonraki partlarda da işte ses sistemi, göçük düzeltme, air. Gene sizin aklınıza gelen bir şeyler varsa arabaya yaptırmamızı istediğiniz, yorumlarda fikir paylaşımı yapalım, deneriz. Denemek istediğiniz jant varsa takarız. Cam filmi düşünüyoruz gene. Bu sefer açık mavi cam filmi düşünüyoruz. Ali Osman abi de açık yeşil cam filmi yapın. Vardı Tofaşlar'da dedi. Öyle bir yalan attı. Yok, Tofaşların orijinal yeşil camı var. Oradan biliyor şey. Ali Osman abi. Denemek lazım. Hangisi yani daha güzel lazım, olur? Denemek lazım, aynen. Böyle aklımızda böyle planlar, projeler var. Bak güzel sislerde yani. Yaptırdın mı? Yaptırdım. Ama muayeneden sonra Amerikan Park falan da yaptıracağız. Onu da sormuş arkadaşlar da. Muayeneden sonra hepsi. Sen nasıl, arabadan memnun musun? Aldık geldik, alırken çok bir şey bilmiyordun. Yani evet, alırken çok bir şey bilmiyordum çünkü arabanın sadece kaportasına baktırdım, motoruna bile sürmedim baktırmadım. Sürmedim bile. Sürmedim bile. Neden? Çünkü zaten bir Murat Power'ımız var. Dedim en kötü 2 lirası gider. Aynen, Murat'a soralım bakalım şimdi gitmişken. Motora da bir baksın. İllaki bir şeyler çıkartır diye tabii düşünüyorum. Murat çıkartır, yapar. Arabayı ben de getirmedim. Bizim bir kılçığımız var sağ olsun. Buhran. 3 saatlik yolu 8 saatte geldi. Normal ama bu arabayla. Yani araba çok güzel arkadaşlar. Hani gerçekten çok beğendim arabayı. Hani GP'yi kötülemek değil de öteki arabadan daha bir tık daha güzel diyebilirim. En azından boyasıya ihtiyacı evet. Yok. Öbürü de boyasızdı ama boya ihtiyacı vardı. Boyandı. Bunda öyle bir derdin yok. Bir de bunun tüp doluşunu seviyorum. Öbür arabayla olan aradaki uçurum yakıt farkından bir örnekle bahsetsin mesela bize. Şöyle anlatayım. Biliyorsunuz bir video çekmiştik biz Okan'la. 15 dakikalık bir video. 150 liralık benzin almıştım. Belki yarılara falan gelmişti. Eve gittiğimde ışık yanıyordu. Size öyle söyleyeyim. Yani bu araba 60-70 liraya Konya'dan geldi. Bakın depoyu fullledim. Şu an hala 4 diş yanıyor. Ne kadar güzel. Gayet güzel valla. Yani mükemmel bir şey. Vallahi helal olsun. Mantıklı. Ha, döneceğimizde şurada bir düğme var. Basıyoruz ona, benzine geçiyor yani. Yani kimisinin de öyle tüp fetişistliği var ama tabii evet. Konya'dan buraya 60 liraya gelmektense. Yani. Yani mesela biz Denizli'ye gitmiştik. Okan'a dedim ki kaç para yaktın kardeşim dedim. 265 TL dedi. Öbür Selex vardı Erman'da. Yani öbür Selex varken 550 lira yakıt yakmışım. Yani arkadaşlar molaya duruyordu, ben petrole duruyordum yakıt almaya. Adaletsizlik olmuş. Bunun olsa ne kadar yakacaktı? 40 lira falan mı? Yani yarısını yaksın ya. Ulan aralar bir uçurum iyi yakıyormuş evet. Lan. Evet. Çünkü kanka yani buradan hissediyorum. Merhaba. Hissediliyordu yani böyle pısır pısır benzinini attığını karbüratörün içine. Hoş değil. O hoş değil işte. O zaman arkadaşlar next station Murat Power. Murat'a gideceğiz, konuşacağız. Hadi bakalım. Tam neler çıkartacak bizi. Tamam, sakin şey. Az daha elimiz diyecek ama yapacağız. Bunu da yapacağız. Murat'a bir adet tümsek. Murat'a söyleyeyim de bu tümsekleri kaldırtırsın. Bu tümseklerin sadece baskı arabası olanlar farkında. Bismillah. Şu an ayaklarımın altında hissediyorum. Bak bütün trafiği kilitlediler.
Az kaldır elinden ya. Yani böyle tatlı nüanslar trafikte. Seviyorlar ama yapamıyorlar. Biz de pek yapmak istemiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani evet, bunlardan kurtulmak için neyi yapacağız işte arkadaşlar yani. Her şeyin bir şeyi var. Neyi var? Her şeyin bir şeyi. Her şeyin bir şeyi var. Bunu hiçbir zaman unutma. Yalnız bu yolu 10 km hızla giderek bitiremeyiz arkadaşlar. Murat'ın dükkanı köyde. Sanayiye çok yakın ama sanayiye de çok yakın değil yani. Bence yakın değil vallahi kardeşim. Değil mi? İki tane daha atlattık. Daha neler çıkacak bakalım karşımıza. Özden'in arabayla buralar güzel. Özden var ya, buralardan uçarak gidiyor böyle. Offroad yaparak gidiyor. Mirafori rally şeyleri gibi, videoları gibi gidiyor buralardan. Biz hiç böyle gitmediydik. Bakalım. Efendim babacım. 10 dakikada geleceğimiz oluyor. Bu saatte geldik. Yaklaştık mı peki? Valla bir beyaz bir Selex gördüm. Şu an gördüm herhalde. Orası. Aynen orası. Harbiden geldik lan. Murat Usta iş başında. Adam krallığını ilan etmiş burada ya, sanayiden uzak. İğreniyorum sizden demiş. Hadi alev attır. Alev attır. Bomba yer oğlum bu. Adam attın bu camına. Alev attırsana. Alev mi attıran? Atmaz bir ya. Sıvamı sıvamı var lan. Ama götü sıktı. Hem de o sıktı bu araba. Ben götü çıktım, ben senesi bokmuyorum. Tamam gari. Murat bakacaksın bizim arabaya kardeşim? Bakacağım. Neyine bakacaksın? Lezonlarını yükselteceğiz. Havaya uçuracağız arabayı. Motoruna falan bir şey lazım mı? Bir çalışmasına, sesine, soluğuna falan eksiği gibi bir... Aynen. Bir ekstra yap. Bize neler hediye edebilirsin? Nelerden para almazsın? Neleri kendi cebinden karşılarsın? Bunları da bir yaz. Tamam, bu bir seçenek ama, tamam mı? Dördüncü olmasın bak Murat lütfen. Priz direkt biliyorsun herhalde. Her şeyde bir. Hemen priz direkt. Tabi tofaşçıların sorunu kaderi. Yani. Kader ve priz direkt biliyorsun. Kronik hastalık. Bir daha da bakayım. Kronik hastalık. Özden nasıl yapıyor turboyu? Gördün değil mi onu? Nasıl yapıyor? Turbo. Turbo. Neyse bakalım. Bu araba dükkana girecek mi sence? Girer ya, sıkıntı yok. Ya her şeyde sıkıntı yok, bir şeyde sıkıntı var kardeşim. Bu araba oraya girmez de ya. Yolda yaparız. Olur olur. Olur. Gerçi olur. Adamın geniş arazisi yani. Var. Yapabiliriz tabii yerde. Bura benim diyor adam. Helikopter insin diye büyük beton döktürdük buraya. Bura Murat'ın helikopter pisti. Sıkıntı yok ya. Murat şu an testte çıktı. Bu da güzel duruyor ha. Hani bir hayaldi ya Murat. Bırak öyle kalsın. Değil mi? Malzemelerimizi getirdik ya. Arkam yoksa kaç? Bu arabayı böyle son görüşümüz olacak ha. Vay be. Yakışıyordu zannamız size. Sıkıntı yok dedi ve soktu harbiden. Murat'ın dükkanının içi. Bunları yeni yaptırmış. Burada Özden'in araba var. Bir de kamera mamera da koymuş bak Murat'a baksana. Kendi kendini kontrol ediyor burada çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. İzliyor belki. Kendini izliyor. Ne? Diyor ki çalışıyor mu çalışmıyor mu, ne yapıyorum acaba dükkanı. Eksiklerini gideriyor bence. Aynen olabilir. Yan tarafta duruyor şu serçeğim ya. Murat'ın serçe, YouTube kanalı var. Var değil mi Murat senin YouTube kanalın? Var. Bu serçeyle tozun torpağın içerisinde taklatma challenge çekiyor genelde. Var o videolarda gördüydüm ben değil mi? Yan yatırdım da taklatmadım, atacağız ama. Kanalın adı ne?
Aynı Murat Power. Murat Power. Ben de vazgeçmiyordum bu Power'lardan. Serçe'nin videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama çok güzel yapıyor ya. Ha? Çok güzel. Onu öyle kim yaptı gece? Ben? Onu mu sen? Hepsinde ben. Instagram atmıştı değil mi Unoy'da? Aynen. Sabah izledim. Değişik bir zevk anlayışım var Murat. Saygı duyuyorum. Bu arada ön basıklı kalmadım ya. Keşke yükseltseydin biraz Murat. Niye yükseltmedin ki? Yetmez. Ne bileyim. Tümseye değdi de gelirken giderken değer mi sence? Önce bir metre keseli tamponu. Çek. Çek buradan çek. Arkalar değişiyor. Araba değil. Kanka o çıkan yayı bir göstersene. Anlıyorum. Teşekkür ederiz, sağ ol. Yarı yarı. Evet. Demek araya oturdu. Tövbeler olsun Murat. Ama nasıl? Senin de bir suçun yok. Yükselt dedik, yükseltti. Yani. Ama offroad yap ya dedi. Yani. Yani Murat. Yani. İlgi alma diyor. Kardeşim bu ne? Yani Murat biraz fazla yükselmiş olabilir mi? Hani sen olabilir daha iyi. Yani ceza da yiyebilirsiniz çok yüksek diye. Var mı onda ceza sarıda? Var mı? Bilmiyorum, sorma. Yoktur herhalde. Olabilir. Duymuştum. Olmaması lazım. Bir de sorup da ceza yemeyeyim de. Buna bir şey yapacağız mı? Sende başka bir işi var mı bu arabanın? Bakım bakımı vır zıvır. Var. Neler yapılacak? Benzin borusunun biri çatlak, onu değiştireceğiz. Başka? Arada. Başka. Bakacağız öyle ya. Egzantrik? Erman? Ha? Eski günlerdeki gibi. Tabii kent kampsı var bunlarda. Eski günlerdeki gibi deme şimdi. Eski günlerde yoktu. Egzantrik ama yoktu var gibiydi. Yani. Geçen bir dönme videosuna denk geldim. Nasıl dönüyor? Harar 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 öyle çalışıyor. Bir de buna bak. Kilometrede 20 kuruş çalışıyor. Ne güzel. Kaç yakıyordur kilometrede? Valla bilmiyorum ki ama çok az yaktı. Top öteki arabaya göre çok az yaktı. 30 kuruş mu? O aralarda yaktı. İyi. 40 kuruş yaksın ya. İyi. Kanka 1 lira yaktı ya öteki. 1 lira iddialı bir rakam. Böyle pısır pısır atıyordu benzine. Biraz iddialı bir rakam. Eksodan düşüyordu. Bidon bağlanmış adam eksodan. Topluyor gerisini, geri dönüşüm. Hadi o zaman gidelim muayeneye. Çıkabilecek misin buradan? Çıkar herhalde. Değil mi yani? Ey maşallah. Bir silecekler ya istikbarları. Ey maşallah. Tamam muayene yazırız ya. Yalnız buradan 8 kilosu okuyor, sorun olur mu? Ha? Kardeşim su şuradan akıyor, oraya gidiyor. Anladım, tahliye yani. Ha. Hani hala akıyor ya, o yüzden de. Aksın sorun değil. Akıyor yani sonuçta. Ne oldu şimdi jip? Tam jip oldu işte. Offroad. Murat'ın dükkanına bir girişimiz vardı, bir de çıkışımız ha Erman. Bu ne böyle ya? Gene güzel oldu lan aslında da, ne bileyim. Baskı daha şeydi ya. Borcumuz ne kadar? Söyle kardeşim. İnsanlar borcumuz bu işin ücreti ne? Söyle. Şu anda yok. Yok diye bir şey yok. Senin için 10 liralıkları bozdurdum geldim. Vallahi fazla gözüksün ya. Eğer daha da çok dersen 5 yaptıracağım bunları, öyle geleceğim. Sayıya göre mi vereceksin? Aynen sayıya tamam. Göre, tutara göre ver. İstersen 1 lira bile yaptırıp gelebilirim Murat. Tamam olur, bende var. Var mı? Şeyin tamam. İçine getirelim şöyle poşetince, şangı at dedim şuraya. Toplasın tek tek. O zaman kilo hesabı. Kardeşim araba basmak nedir ya? Ne işiniz ya zorunda? Cahil ya, gibi ya. Tüm 80 geçmiyor araba ya. Yani nasıl geçecek bu insanlar ya? Bak. Bak şimdi her yerimiz. Her yeri geçiyor. Yayla. Vah yayla. Bak ne güzel. Bak, her yerden. Inanıyor. İnanır mısınız? Hızımız saatte 60 kilometre şu an ya. Gelirken 20 ile geldik buraya. 3 gün sürdü gelişimiz. Korna da çalışıyor. Bas! Her şeyimiz çalışıyor. Fail yıkama. Hepsi aktif. Hepsi güzel. Sağ, sol, 4. Şıkır şıkır. Yalnız arabamız yükseldiği için bir rot balansçıya gitmemiz lazım. Tanıdığınız bir rot balansçı varsa yoruma yazın. Şu an ona göre bir rot balansçıya gideceğiz. Nereye isterseniz oraya götüreceğiz arabamızı. Ondan sonra arabamızı rutbalansçıdan çıkartacağız. Arabamızı sonra muayeneye arabamızı. Evet, Murat ses gelir dedi arabadan. Aynen hiç ses mesi yani. Yok. Yükselince normalde lıkırdaması lazım. Evet. Ama ve lakin öyle bir şey olmadı. Bebeğim ya aşkım. Altar'ın tamam. Oğlu Tarkan mısın? Ah! Sev! Nasıl yapıyordun be? Yok yok seviyordun ya. Ha öyle.
Harbi özürlüymüş. Ama çok güzeldi o video, biliyor musun? Evet, video güzeldi, o gün de güzeldi. Kornam çalışıyor oğlum ya, ne kadar mutluyum. Bir de o günle ilgili bir şey daha anlatacağım. Vaktiyle zamanında basık ama gururlu bir genç vardı. Bildiğiniz mi? Arabalara basmayın. Arabalara basmak pişmanlıktır. Pişmanlıktır, acı verir. Muayene istasyonuna geldik. Buraları çekmek yasak sanırım. O yüzden çok buradan görüntü evet. paylaşamayacağım. Acaba araba geçecek mi? Geçerse ve geçmezse ve geçerse. Bence geçer. Ve geçmeye de bilirse. Ve geçerse. Geçme. Bakalım şimdi söyleyeceğiz birazdan. Geçerim dedemi de geçerim. Yani bak şurada genelde ne yazıyor? Bak bakayım burada. Kusursuz. Şöyle net demek. Kusursuz. O zaman kusursuzsa biraz buna kusur vermeye gidelim. Next station neresi? Talip Doğan mı? Next station Talip Doğan. Bakalım Talip varsa bir hop ayarı yaptıracağız. Ondan sonra da aracımızı ses sistemi ve air için bırakacağız. Bunları da sizler için kayda alacağım. Dayı niye böyle yakından geçiyorsun ki, anlamadım ki yani. İyi seyirler. Yok, iyi seyirler için geç. Şu an videoyu kapatıyoruz herhalde. Benim beyin durdu bitiyor biraz. Bitiyor mu? Video bitiyor. Air ve şey ses sistemine ha, geçeceğiz. Aynen. Göçükçü vardı ha. Ha göçükçü möçükçü. Gideceğiz işte daha var. Anladın mı? Yani başladık işte, startı verdik artık. Video gerisi video Allah diyorsunuz kerim. Alın size video. Allah kerim gerisi de hadi. Part 4. Hadi part 4. Nasıl geçeceğiz onu yüksekten? Oh yüksek yüksek ne güzel geçiyor.